Hoş geldiniz. 3-4-5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar alternatif akım ve transformatör konusunun ÖSYM tadında iki soruyla devam edelim. Evet ilk sorumuz şöyle arkadaşlar. Ne diyor sorumuzda bize? Omik direnci önemsiz olan bir bobin demişler. Alternatif akım kaynağı şekildeki bağlanlıktan sonra bobinin demir bir çubuk yerleştiği zaman devrenin etkin gerilimi azaldığı gözüyle. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi devre üzerindeki arkadaşlar akımın ne yaptı? Azaldığını söylemiş. Buradaki alternatif akım geriliminin sabit olduğunu özellikle bilelim arkadaşlar. Ve işte I çarpı buradaki bobinin üzerindeki dire, dirence ne diyoruz arkadaşlar? Bir XL diyoruz. XL ile bunu çarptığı zaman buradaki etkin değeri buluruz arkadaşlar. Şimdi buradaki V etkinin sabit olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki Etkin değerin ne olduğunu söylemiş. Azaldığını söylemiş. Eğer etkin değer azalırsa X'liye dediğimiz indüktans değeri ne yapar? Arkadaşlar artmıştır. O zaman indüktans reaktans ne yapmıştır? X'liye dediğimiz değer artmıştı. İkinci ifade doğrudur. Şimdi öz indüksiyon kaç artmıştır? Demiş X yazarken 2P çarpı F çarpı L deriz. Eğer xl artıyorsa frekans arka kaynağa bağlıdır. Sabit o zaman bunun öz indüksiyon katsayısı artmak zorundadır. O zaman ikinci ifade doğrudur. Frekans her zaman kaynağa bağlı olduğu için arkadaşlar o zaman cevabımızı 1 ve 2 olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik ikinci sorumuza. Omik direnci R olan bir lamba, omik direnci sıfır olan bobin ve sağaç etkin gerilimi sabit alternatif akım kaynağı şekildeki bağlanmıştır diyor. Bu devre çalışırken enerji harcayan ve enerji depolayan devre aşağıdan hangisidir? Şimdi enerji harcayan, lamba her zaman enerji harcar arkadaşlar. Lamba ısındığı için ne yapar? Enerji harcar diyelim. Burada arkadaşlar indüktans da her zaman ne yapar? Enerjiyi depolar diyeceğiz. O zaman ne yapar? Lamba burada ısındığı için enerji harcıyor. Ama bobin ve sığaç ne yapıyor? Elektronik devrelme olduğu için enerjiyi depolar diyeceğiz. Buna göre cevabımızı B olarak söylemiş oluyor. Evet geldik arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda bir sıraç demiş. KL lambaları oluşturan elektrik devresi gerilimi sabit doğru akım ve alternatif akım kaynakları şekil 1 ve şekildeki bağlanmıştır. Başlangıçta açık olan S ve P anahtarı kapatılırsa yargılarının hangileri doğru olur demiş. Şimdi şöyle inceleyelim arkadaşlar. Burada dikkat edersin artı eksi kutuplu. Bir doğru akım. Burada ise alternatif akım. Doğru akım her zaman arkadaşlar sabit bir akımdır. Biz arkadaşlar burada ne demiş bakalım birinci. K lamba sürekli ışık verir. Buradan gelen akım ne yapar arkadaşlar? Buradaki kondansatı dolana kadar bu lamba ne yapar? Yanar. Lamba dolduktan sonra pil ne yapar? Söner. Ama K lamba sürekli ışık verir demiş. Demek ki kondansatörün dolunmasına kadar lamba yanar. Sürekli ışık vermez. Birinci ifade yanlıştır. L lamba sürekli ışık verir. Bu alternatif akımda arkadaşlar buradan ne yap? Akım hem buradan gidebilir hem bu taraftan gidebilir. Burada arkadaşlar ne kondansatör bir dolar bir boşalır. Demek ki lamba burada hiçbir zaman sönmez. Sadece ne yap? Buradaki lambanın parlaklığı bir artar bir azalabilir arkadaşlar. Onun için bu sürekli ışık verir. K lambasının uçları arasından gerilim zamanla azalır. İlk başta arkadaşlar burada ne yapıyor? Lamba yandığı zaman lamba üzerinden gerilim artıyor. Ama lamba burada e, pil dolduktan sonra lambanın gücünü tamamen kondansatör alıyor. O zaman kondansatörün gerilimi artarken lambanın gerilimi ne yapar? Demek ki arkadaşlar burada pil dolana kadar lambanın gücünü pil alıyor arkadaşlar. Buna göre o zaman ne yapıyor? Gerilim zamanla ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor. Buna göre cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik dördüncü sorumuza. Saf direnci demiş RΩ'dan bir bobini alternatif akım kaynağının uçlarına şekildeki bağlanmıştır. Başlangıçta C şey açık durumdadır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? S anahtarı kapatıldığı ana intiren bobinden geçen akımın yönü sürekli değişir. Evet arkadaşlar burada tabii ki bir alternatif akım kullanıldığı için alternatif akım kullanıldığı için, alternatif akımda akım ne yapar? Hem büyüklüğü hem de yönü devamlı sürekli değişir. Birinci öncü doğrudur. S anahtarı kapatıldığı andan itibaren öğreteşten çekilen akım sürekli artar. Şimdi arkadaşlar alternatif akımda akım sürekli artmaz. Ne olur? Sinüsel bir grafik oluşup Bir artar bir azalır. Sürekli için bu ifade yanlıştır. İkinci öncü de yanlış kabul ediyoruz. S anahtarı kapatıldığı andan itibaren bobin indüktans reaktansı artar demiş. İndüktans reaktansı xl demiş. 2 P f L'dir arkadaşlar. L burada öz indüktans sabittir. Burada frekansı da sabit. Onun için burada öz indüksiyon katsayısı sabit kalır. Buna göre üçüncü öncü yanlış olur. Cevabımızı yalnız bir olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik. Beşinci sorumuz. Sorumuz şöyle. Şehir şebekesinden gelen gerilimle beslenen bir evde demiş. kullanılan priz 220 voltlık alternatif akım vardır. Bu evde prize takılarak kullanılan şarjlı elektrik süpürgesi radyo devre yapısında hangi tür transformatör kullanması lazım? Şimdi arkadaşlar burada bilmemiz gereken elektrik süpürgesi yani şarjlı elektrik süpürgesi ve radyo devresi daha düşük gerilme çalışan bir devre limanlıdır. Onun için 220 voltu düşürmemiz lazım. Düşürücük düşürmemiz için arkadaşlar her ikisine ne yapmamız lazım? Alçaltıcı bir transformatör kullanmamız daha ideal olur deriz arkadaşlar. Evet, altıncı sorumuz şöyle. Özdeş demiş, KLM, KLM dirençleri, bobinlerin sarım sarısı üzerinde yazan transformatörler derecesinde şekildeki bağlanmıştır. Bu durumda lambanın uçlarına bağlan voltmetrede okunan değerler VK, VL, VM'dir. VK, VL, VM nasıl bir ilişki vardır? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada artı eksi kutuplu bir doğru akım kullanılmış. Doğru akım hiçbir zaman değişmez sabittir. Ama transmütörün çalışması için alternatif akım kullanması lazım. Onun için buradaki V gerilimi sadece bunu ölçer arkadaşlar. Buradaki gerilim buraya ulaşmaz. Neden? Çünkü değişmez arkadaşlar. Değişmeyeceği buradaki gerilim sıfır olur. Burası sıfır. Olur. Demek ki arkadaşlar demek ki artı eksi kutuplu pilde sadece bu devrenin bu kısmı çalışıyor. Bu tarafa ne yap ulaştırmıyor. Bu tarafa geçmesi için alternatif akım kullanılması lazım. Buna göre arkadaşlar VK'nın bir gerilimi vardır ama VL ve VM'nin gerilimi ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorundadır. Buna göre cevabımızı A seçeneğini de görmüş oluyoruz. Evet, yedinci sorumuz şöyle bir üç öğrencinin alternatif akım devreleri de ilgili transformatör ilgili ifadeleri aşağıdaki gibidir. Hangi ifadeler doğrudur demiş. Evet, ifadelerimizi okuyalım. Şimdi demiş ki Erhan gerilim hem doğru akım devresinde hem de alternatif akım devresinde sabittir. Doğru akımda sabittir ama alternatif akımda sabitliği değişkendir. Bu ifade yanlış Erhan için. Nuray ne demiş? Transformatöre alternatif akımı doğru akıma çevirme devresinde kullanılır. Evet arkadaşlar evimize gelen alternatif akımı doğru akıma çeviririr arkadaşlar. Bu doğrudur. Ecem ideal olmayan yükseltici bir transformatör primerin bobinin akımı sekonderin akımından daha büyüktür arkadaşlar. Eğer evet, ideal olmayan transformatörde arkadaşlar primer gücü sekonder gücünden büyüktür. Gücü yazarken şöyle yazar Vp çarpı Ip Vs çarpı Is yazarız. Onun için arkadaşlar primerin akımı Is akımından burada gördüğünüz gibi büyük olmak zorundadır. O zaman Ecem'in de doğrudur. Buna giren Nuray ve Ecem doğru söylemiştir diyoruz arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızı mutlaka beğenelim arkadaşlar.